Seyircimiz, hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Hepinize merhabalar. Bir Can Haber Bülteni'nde daha sizlerle birlikteyiz. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Erden Ercan geçtiğimiz gün AK Parti ilçe ve belde başkanlarıyla bir araya geldi. Seçim sürecinin nasıl yapıldığı toplantıdan birlik kararı çıktı. Bırakmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Kırdığımız gönüller varsa tamir etmeye çalışacağız. Onarmaya çalışacağız. Tabii bu süreç çetin geçecek. Bunun farkındayız. Çok çeşitli organizasyonlar, çalışmalar maalesef yaşıyoruz. Geçenlerde bir savcımız da şehit edildi. Bunlar birilerinin artık sandıktan ümidini kestiğini ve farklı yollarla iktidarı devirmeye çalışmalarının sinyalleri. Biz hepimiz kenetleneceğiz. Bugüne kadar kırgınlıklar olabilir. Belki birbirimizi istemeden kırmışızdır. Ama gün kenetlenmiyor. Şurada 50 günlük bir sürecimiz var. Bütün kırgınlıkları, tartışmaları 7 Haziran'a kadar erteleyeceğiz. 7 Haziran'dan sonra ne sıkıntımız varsa gene konuşuruz. Ama dediğim gibi gün kenetlenme günü. Onun dışında Çanakkale'ye görev verdiler. Anne baba ocağımıza ve yarım yol ile de buradayız. Ben emanetin çok özel olduğunu diyen bir insanım. Ben bir sıradayım. Çanak içerisinde rahat yaşayacağım. Ama bunun bir defa olduğunu düşünüyorum. Bir hak olduğunu düşünüyorum. Ne kadar fazla oy alırsak, ne kadar fazla bilgi sayısıyla Ankara'ya gidersek hem belediyelerimizi, hem ilçelerimizi, hem Türkiye'mize karşı borcumuzu daha iyi ödeyeceğini düşünüyorum. Yoksa zayıf bir iktidar elimizi bir garip olsa olur olmaz olur. Zayıf bir iktidar şey laf çekiyle çanda belli olsa olur olmaz. Değerli izleyicilerimiz, Çanakkale'de Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı 7 Haziran genel seçimlerine katılacak 4 milletvekili adayını partililere tanıttı. Değerli dava arkadaşlarım, dün Ankara'daydım. Genel başkanımızla görüştüm. Sizlerin teşekkürlerini kendisine ilettim. Ve o da sizlere selamlarını gönderdi. Değerli teşkilatım, biz bir hedef doğrultusunda yola çıktık. Dedik ki, Milliyetçi Hareket Partisi bu kutsal topraklarda birinci parti olmalı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve bu kutsal topraklara yakışan da budur. Bizim savunduğumuz düşünceler mutlaka burada savunulmalı ve ön planda olmalı. İşte bu fikirle yola çıktık ve bu doğrultuda hiç inancımızı kaybetmeden çalıştık. Ve bu doğrultuda tabii ki henüz daha sonuna gelmedik. 7 Haziran inşallah bu hedefimizi tutturduğumuz gün olacak ama inanıyorum ki önemli bir virajı da geride bıraktık. Allah bizi buna nasip etti. Ben şahsım adına söylüyorum. Bu nişanı ömrüm sonuna kadar taşıyacağım. Ve bir onur işaresi olarak taşımayı sizlere arz ediyorum. Ülkücü bir genç olarak benim için büyük bir gururdur. Benim için büyük bir onurdur. Onun için bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Teveccüh gösterip bu vitrine bizi koyduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizler Kurtuluş davanın neferleriyiz. Bunun farkındayız. Türk İslam davasının neferleriyiz. Ve biliriz ki Cenab-ı Allah Türk İslam davasının yolunda devrilen hiçbir emeği asla ve asla zayi etmez. İşte bugün bunun en güzel kanıtı. Ta 68'e 69'lardan başlayan bir davanın ki öncesi var. Türk milliyetçiliği fikriyatının bugünlere gelmesi, salonların dolup taşması, alanların dolup taşması,
gerçekten eskiden belki hayal edemeyeceğimiz bir şeydi. İlk bir aşkım olarak bunu söyleyebilirim. Ben sana çok çok teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki süreçte de hep birlikte mücadelede hiç şüphem yok. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale 1. sıra milletvekili adayı Kürşat Tuna 16 yıl önce vefat eden babası Kemalettin Tuna'yı mezarı başında ziyaret ederek milletvekilliği için hayır duası istedi. Bismillahirrahmanirrahim. Vesvese fi sudurin nas min el cinne. Ve la. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbi sana hamd ediyoruz, hamdimizi kabul eyle. Trafik kazasında kaybettik. Seçim zamanıydı. Bizim hani kurbanımız gibi, şehidimiz gibi. Öyle zaten Allah'ın izniyle de. Allah kanı gani rahmet eylesin. Kızımız Hilal anasının karnındaydı. Oğlumuz Kürşat daha küçücüktü. O yüzden bu davayı emeği çok. Çanakkale seveni çoktu. Ben cenazesini hatırlıyorum. Yağmurlu da bir gündü. O yağmurlu güne rağmen, o rahmete rağmen böyle Çanakkale'de sağcısından solcusundan herkes yollara döküldü. Kabine gelindi. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok emekleri var. İnşallah onların bu emeklerine layık olacağız hep birlikte. İnşallah. 91 ay. 71 tarihleriydi. Çok büyük emekleri var. Allah hepsinden razı olsun. Oğlu Celal abi, Celal Rıfat'a şu an İzmir'de hastanede ışın tedavisi görüyor. O yüzden bugün aramızda değil. Kendisine de Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bütün emekleri için Allah razı olsun diyoruz. Mekanları cennet olsun. Inşallah. 25 Nisan'da Çanakkale'de gerçekleşecek olan 57. Alay yürüyüşü için Balkan Akif Çağatay Kılıç makamında projeyle ilgilenen heyeti kabul etti. Çanakkale AK Parti Milletvekili İsmail Kaşdemir, İstanbul AK Parti Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Şam Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu ve Bayramiç Belediye Başkanı Saadettin Aslan'dan oluşan heyet gerçekleştirilecek 57. Alay Anma Yürüyüşü'nün detayları hakkında Bakan Akif Çağatay Kılıç ile makamında görüştü. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizesiyle gerçekleşecek olan 57. Alay Yürüyüşü'ne 81 ilden yurt dışından 25 bin gencin yanı sıra Bakan Akif Çağatay Kılıç da katılacak. Çanakkale'de Gelibolu Öğrenci Değişim Programı kapsamında Avustralya'dan gelen 10 Anzak öğrencisi Toki Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Dedelerinin 100 yıl önce savaştığı topraklarda torunları ise kısa bir eğitim gördü. Kapsamında Avustralya'nın Bendigo şehrinden Çanakkale'ye gelen Avustralyalı değişim öğrencilerimize ve onların öğretmenlerine öncelikle hoş geldiniz. İkinci vatanınıza, ikinci evinize hoş geldiniz diye kendilerine öncelikle hoş geldiniz. Kendilerinin ziyaretlerinin özellikle 100. yılımıza denk gelmesi bizim açımızdan ayrı bir güzellik, ayrı bir duygu oluşturmuştur. Ve 100. Kara Savaşlarının başlangıcının özellikle 100. yılının da birlikte burada anıyor olmamız ayrı bir şeref olacaktır.
We'd like to thank you for your warm welcome, and we saw the sign on the bus football there, which said, "Welcome to your second home," which we really feel here. Can you interpret that? Oradaki yazan Welcome to Your Second Home yazısında olduğu gibi kendimizi evimizde hissediyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Balıkesir'in Ertek ilçesinde balık avlamak için dört arkadaşıyla birlikte denize açılan ve teknenin alabora olması sonucu kaybolan gencin cesedine ulaşıldı. 25 yaşındaki Ertan Taşdemir'in kısa süre önce tamamladığı askerlik görevi sırasında sınava girdiği, deniz uzman çavuş olarak göreve başlamaya hazırlandığı öğrenildi. Ertan Taşdemir dün sabah saatlerinde dört arkadaşıyla beraber 3 metrelik tekneyle Erdek kıyılarında denize açılmıştı. Kıyıya yakın bir noktada tekne henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Erdal Aktan, Şevket Pehlivan, Barbaros Özkuyucu ve Cansın Özadalı yüzerek kurtulurken Taşdemir kayboldu. Erdek Kaymakamı Mustafa Demirelli 12 saat süren arama çalışmaları sonucu Taşdemir'in cesedinin Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Büro Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bulunduğunu açıklarken, arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bir gemi, iki bot, bir helikopter ve dalgıçların katıldığı açıklandı. Erhan Taşdemir'in cesedi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evet, gelini iki kez kaçırdı, sonunda muradına erdi diyor haber. 22 yaşındaki Cihan Tümer, iki kez kaçırdığı Galatasaraylı eski basketbolcu Haşim Murat Yurdakul'un kızı 18 yaşındaki Ege Yurdakul'la sonunda evlendi. Ege Yurdakul, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Geyikli beldesindeki yazlıklarının yakınından geçen 31 Temmuz'da Cihan Tümer tarafından kaçırıldı. Haber ulusal basında geniş yer buldu. İki gün sonra Kaz Dağları'nda bir barakada bulunan Yurdakul, yaşı küçük olduğu için ailesine teslim edildi. Ancak Tümer 6 ay sonra genç kızı bu kez İstanbul'daki evlerinde ikinci kez kaçırdı. Bu defa Ege Yurdakul, Cihan Tümer'in Sarıdüz köyündeki baba ocağında bulundu. Ege'nin ailesi Cihan Tümer'le evlenmesine karşı çıktı. Cihan Tümer ise sevenleri ayırmayın diyerek Yurdakul ailesine yalvardı. Sonunda Ege'nin yaşı reşit olduğu ve genç çift bayram için 15 kilometre uzaklıktaki Sarıdüz köyündeki düğünle evlendi. Dün akşam köy geleneklerine göre kına gecesi ve kız çıkarma töreninin ardından da aynı gün düğün yapıldı. Gündüz gelen misafirlere yemek ikramında bulunuldu. Gece yapılan düğün ile dünya evine giren Cihan Ege Tümer çifti köy meydanındaki eğlencede oynamaktan yoruldular. Düğüne Yurdakul ailesinden kimse katılmazken gelin Ege onların canı sağ olsun dedi. Düğün davetiyelerinde yazan hiç ummazken birbirine hediye gelen iki gencin seyirlik değil ömürlük aşk öyküsü. Hoş geldin dünyama dizeleri dikkat çekti.
Çanakkale Türk Kadınlar Birliği Derneği kuruluşlarının 91. yıl dönümü nedeniyle bir program düzenlediler. Paryon Otel'de yapılan programa Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Güler, Çanakkale Dernekler İl Müdürü Resul Karakurt, Çanakkale Türk Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Nermin Urgancı ve çok sayıda davetli katıldı. Biz Türk Kadınlar Birliği Derneği olarak esas kuruluşumuz 1924 yılında olup 13 Şubat 1924 yılında kurulmuş olup o günden bugüne aktif olarak derneklerimiz faaliyetlerini göstermektedir. Türkiye çapında 72 şubeyle derneğimiz faaliyet göstermekte ve örgütlü olarak çalışıyoruz aynı zamanda. Şunu belirtmek isterim ki yıllardan bu yana 13 Nisan kutlamalarımız devamlı genel merkezimizde kutlanıyordu. Dolayısıyla biz bütün şubelerden kalabalık bir katılımla şube temsilcileriyle Anıtkabir'de toplanıp orada ulu önder atamıza çelengimizi, mozolisiyle çelengimizi sunup saygı duruşunda bulunup ondan sonra da yine şube başkanları ve katılımcılarla yıllık çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunup aynı zamanda güncel konuları değerlendiriyorduk. Fakat bu sene almış olduğumuz bir bilgi neticesinde genel başkanımız bu yıl 2015-13 Şubat derneğimizin kuruluş yıl dönümünü herkes illerinde kutlasın, bütün şubeler illerinde kutlasın diye bilgi geldi. Dolayısıyla biz de böyle bir program hazırladık. Bu programa katıldığınız için tekrar yine teşekkür ediyorum. Böylesine anlamlı bir günde hepimizi birlikte hareket eden kız kardeşlerimizden biri olarak görüyorum. Deneyimi arttıracak bir süreçti. Ben kadın hakları konusundaki örgütlenme sürecine şöyle birazcık beraberce bir hatırlamak amacıyla özet yapalım istedim bugün. Şimdi aslında temelde kadın hareketinin içinde çalışanlar bileceklerdir. Kadınların yaşadıkları sorunlarla ilgili çoğunlukla duyduğumuz şey hani bunu abartıyorsunuz, yok böyle bir sorun ya da ya bunu nereden çıkartıyorsunuz gibi bir süreçti ve biz bu süreçten aslında bugünlere kadar geldik. Neredeyse hani 4 kadından 3'ünün ağır şiddet gördüğü bir ülkede, her gün kadın cinayetlerinin kol gelirdiği bir ülkede hani bu sorunun varlığını önceden görmüş insanlar olarak süreçle ilgili gerekli önlemlerin alınmamasının bizleri ne noktaya getirdiğini de çok canlı tanıklarından bir tanesiyim ben. Ama bu çalışmalar içinde bizim temel hareket noktamız aslında kadınların yoksulluk. Çanakkale'de Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nda tematik okul proje kapsamında okul koridorlarına London Street, Değerler Sokağı, Orman ve Okyanus ile gökyüzü ve dünya temalarına yer verildi. Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu tarafından Kasım 2014'te başlatılan tematik okul projesi 6 ay süren çalışmaların ardından tamamlandı. Proje kapsamında öğrencilere ders saatleri dışında da eğitim ve öğretimlerini devam ettirebilmek amacıyla okulun 4 katındaki koridorlara London Street, Değerler Sokağı, Orman ve Okyanus ile gökyüzü ve dünya temalı fotoğraflara yer verildi. Koridorlara yerleştirilen farklı temaları fotoğraflar ile öğrencilerin koridorda eğitim öğretime devam etmeleri hedefleniyor. Proje kapsamında okulun 1. katında London Street'te olması istenen İngiliz Telefon Kulübesi, İngiliz otobüsleri, Şövalye ve İngiliz askerleri gibi bazı orijinal nesnelere yer verildi. Tek başına çekemem bir kişi yardım et. Girme. Thank you.
Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Ekmek İsrafı konulu resim yarışmasında Gelibolu 26 Kasım İlkokulu öğrencisi Muhammed Serdar Özçelik Türkiye birincisi oldu. Daha önce de katıldığı çeşitli yarışmalarda başarısını ortaya koyan Muhammed Serdar Özçelik, son olarak Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ekmek İsrafı konulu resim yarışmasına katıldı. Önce Çanakkale İl birinciliğini kazanan Özçelik aynı yarışma finalinde Türkiye birinciliğini de kazanmayı başardı. Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, öğrencimizi ve öğrencimizin bu başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese kutluyor, başarılarının devamını diliyorum dedi. Efendim, Lapsik ilçesinde 2015 yılında 8735 dekar alanda bulunan 200 binden fazla dikili meyve ağaçlarından 6 bin tona yakın kiraz rekoltesi bekleniyor. Çanakkale bölgesine yıllık ortalama 10 bin ton kiraz rekoltesinin %60'ını karşılayan Lapsik ilçesinde üreticiler 2015 yılında 6 bin ton kiraz hasadı bekliyor. Lapsik ilçesinde 30 yıldan bu yana meyve üreticiliği yapan Hüseyin Tekin, kiraz ağaçlarında oluşan gözlerin çok formda olduğunu belirterek yüksek verim elde edileceğini kaydetti. Lapsik İzraat Odası Başkanı İsmail Sevim, ilçenin meyve tüketiminde, üretiminde oldukça verimli topraklara sahip olduğunu hatırlatarak, meyve bahçelerinde özellikle kiraz ve şeftali ağaçlarımız çiçeklendi. Üreticilerimiz ilaçlama ve budama çalışmalarını sürdürüyorlar. Özellikle Lapseki kirazında normal şartlarda üretilen 6 bin ton kirazın 3500 tondan fazlası ihracat firmaları aracılığıyla İngiltere, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine pazarlanıyor. 200 binden fazla kiraz ağacı olan ilçede pazar payının artması ve ürünlerin kalite kazanması için 2013 yılından bu yana başlatılan markalaşma projesi var. Üreticilerimiz özellikle 2015 yılında bereketli bir dönemi geçirmeyi bekliyor dedi. Değerli izleyiciler, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık çalışmalarına devam ediyor. Araçların değil, yayaların kenti Biga sloganıyla verdiği sözü yerine getirme çalışmaları başlattı. Belediye Başkanı İsmail Işık tarafından Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Ticaret Merkezi ve İstiklal Caddesi düzenleme çalışmalarıyla ilgili uygulamanın yapılacağı bölgedeki esnaflara bilgi aktarımı yapılarak katılımcıların bu konudaki görüş ve önerileri dinlendi. İstiklal Caddesi'nden başlayarak bazı caddelerde gerçekleşecek olan düzenleme çalışması başladı. Evet, Bayramiç'teyiz. Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında Kayalı Dağ bölgesinde avlak alanı olarak bilinen Hacıköy ve Yukarı Şapçı Köyü sınırlarındaki bölgede Park Teknik Elektrik Madencilik Anonim Şirketi'nin 500 metre derinlikteki elmaslı sondaj yöntemiyle maden aramasına başlandı. Bölgede maden aramasını Çanakkale Çevre Platformu bu durumu protesto ederken maden aranan bölgenin avlak alanı olması nedeniyle avcılar da duruma tepki gösterdi. Ben aratmamayı düşünüyorum. Tarlamda sondaj yaptırmam. Sondaj vurdurtmamayı düşünüyorum. Evet. Yani vurdurmam. Niye tarlamı işitti? Zaten dağları mahvettiler. Gördüğünüz kadarına bu maden aranacak bölge bizim yıllardan beri av yaptığımız yerler. Avlanda bol olduğu yer. Tavşandır, karacadır. Tamam, karaca avlamıyoruz ama bunlar yaşam alanı ve üreme alanı bunlar. Bu bölge. Işkeli gölet olsun, suyun oradan alıyor. Kuşşehir tarafı olsun, şey olsun. Evet. Bizim yıllardan beri ava gittiğimiz yerle arkadaşlarımızla birlikte grup var. Burada domuz avı yapıyoruz, tavşan avı yapıyoruz. Karşıyız. Maden aranmasına, herhangi bir maden arama çalışmasına karşıyız.
Efendim, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş değerlendirme toplantısı yapmak üzere Ayvacık ilçesine ziyarette bulundu. Memiş, güçlendirme çalışmaları devam eden Ümmühan Hatun Ortaokulu'ndaki çalışmaları inceledi. Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi okul ve kurum müdürleri, müdür yardımcılarıyla 2014-2015 eğitim öğretim yılı ikinci dönem toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş başkanlığında Ayvacık Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda okulların fiziki durumları, TEOG ve YGS sınavları, TÜBİTAK ile ilgili projeler, ikinci dönemde yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Diğer yandan Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş günü güçlendirme çalışmaları hızla devam ederken Ayvacık Ümmühan Hatun Ortaokulu inşaat alanını gezerek incelemelerde bulundu. LAPSEK'i İmam Hatip mensupları ve mezunları derneği köy köy gezerek sabah namazından sonra gençlerle kahvaltıda buluşuyorlar. LAPSEK İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneği köyleri dolaşarak sabah namazını kıldıktan sonra gençlerle kahvaltı sofrasında buluşuyor. Dernek Başkanı Rahmi Yılmaz, hayırlı bir işi eda ediyoruz. Köylerimizi gezerek sabah namazından sonra kahvaltı sofrasında buluşuyoruz. Faaliyetlerimiz oldukça ilgi görüyor. Şu 19 Nisan'da da Subaşı köyündeki gençlerimizle beraber olacağız. Hem kardeşliğimiz pekişiyor hem de hayırlara vesile oluyoruz dedi. LAPSEK'i Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye personeliyle birlikte piknikte bir araya geldi. LAPSEK'i Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye meclis üyelerinin de eşleriyle birlikte katıldığı belediye sosyal tesislerinde düzenlenen piknik programında konuştu. Bakın neler dedi. Biz bir aileyiz. Daha önce de söyledim. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Bizler bir aileyiz. Eğer bir aileysek sizlerle beraber önümüzdeki 4 yıl daha sizlerle beraber çalışacaksak elbette ki kendi sıkıntılarımızı, kendi sorunlarımızı aile içinde çözmek mecburiyetindeyiz. Bizim için mesai arkadaşlarımızın aileleri de çok önemli. Ailelerimizle de ilgili sıkıntılarımız olacak, sorunlarımız olacak, sizlerin sıkıntıları olacak, sorunları olacak. Bunları da eğer ki bizlere zamanında gelirseniz, anlatırsanız, bizimle paylaşırsanız elinizden geldiği kadar hepinize destek olmalı. Bölgesel amatör lig takımlarından Yeniçan Spor kendi sahasında Bozdoğan Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Yeniçan Spor bu skorla Süper Amatör Lig'e düştü. Bölgesel amatör lig takımlarından Yeniçan Spor Bozdoğan Belediyesi ile 3-0 karşılaşmasında mağlup oldu. Can Halil İbrahim Bodur stadında oynanan kritik maç sonucunda Yeniçan Spor küme düştü. Bozdoğan Belediyespor'un 10 numaralı oyuncusu Tugay'ın 23. dakikada atmış olduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 75. dakikasında Yeniçan Spor'un 6 numaralı oyuncusu Semih Can kırmızı kart görerek oyundan çıktı. Müsabakanın 77. dakikasında Bozdoğan Belediyespor'un ikinci golü Hasan'dan geldi. Yeniçan Spor gol arayışını sürdürürken Bozdoğan Belediyespor'un 3 numaralı oyuncusu Nail skoru belirleyen golü attı. Yeniçan Sporlu Ali Dursun karşılaşmanın 90. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Yeniçan Spor bu skorla 1-6 lige düştü. Spor Meclisi basınla buluştu. Çanakkale Kent Konseyi Spor Meclisi Yürütme Kurulu Kent Konseyi toplantısı sonunda düzenlediği basın toplantısında Spor Meclisi'nin görevleri, ilkeleri ve üyeleri hakkında bilgi verdi. Basınımızın değerli temsilcileri, toplantımıza hoş geldiniz. Bugün burada Kent Konseyi Spor Meclisi'nin kuruluşunu ve kuruluş sürecini sizlerle paylaşmak için buradayız. Bildiğimiz gibi Anayasa'nın 59. maddesi devlet her yaşta bireyin bedensel ve zihinsel gelişimini sağlayacak tedbirleri almak ve bunu kitlelere yaymakla mükelleftir. Dolayısıyla bu görevini de bir şekilde yapmak için devlet kamuyu kullanmak durumunda. Valilikler ve belediyeler bu iş için imkanlarını spor
konusunda vatandaşın hizmetine sunmaktadırlar. Kent Konseyi de Çanakkale Belediyesi'nin belediyemizi ortak yönetelim fikriyle oluşan bir topluluk. Dolayısıyla her kesimden bireylerin sorunlarını paylaşacağı alanlar olarak düşünülmüştür. Kent Konseyi'nin ilgili meclislerinin yanında bir de spor meclisi kurulmuştur. 23 Mart'ta Çanakkale Belediye sınırları içerisinde bulunan spor derneklerinin, ilgili kurumların temsilcilerinin genel kurula çağrılmasıyla başlayan bir süreç ve bu genel kurul sonucunda da genel kurula katılan temsilcilerin yürütme kurulunda görev alma arzusuyla ortaya çıktıkları bir durumda göreve seçilmiş 9 kişilik bir yürütme kurulu. Kent Konseyi Spor Meclisi bu gelişmeler doğrultusunda çalışmalarına başlamıştır. Kent Konseyi Spor Yürütme Meclisi diyelim. Çanakkale'de ne için var? Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde, bunun özellikle altını çizelim. Çanakkale il genelinde değil, Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde sporu yaygınlaştırmak, sporun vizyonunu herkese tanıtmak, bu konuda yapılacak olan faaliyetlere, bireysel kulüp bazında olan faaliyetlere destek vermek, ilgili sorunları kamuoyunun gündemine taşıyarak gündem yaratmak ve bunlarla ilgili sonuç... Ve değerli izleyicilerimiz, haberimizi izlediniz. Spor Meclisi yarın günaydın programında konuğumuz olacaklar ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ve bu sabah günaydın programında canlı canlı ekranlarınıza gelen programın konuğu ise kimdi? Cumhuriyet Halk Partisi ikinci sıra milletvekili adayı Bülent Özdü ve bakın çok güzel açıklamalarda bulundu. Birebir dinlerken şimdi bana 40 tane şey söyleyin. Ben aklımdakini size söylemeden benim isteğim başkadır, başka, değil mi? Aynen öyle. Ya insanlar şimdi buradakiler çok başka şeyler, yaşam koşullarının değişmesini isterler, farklı bir şey isterler. Ne bileyim işte Çanakkale'ye Boğaz Köprüsü isterler, alışveriş merkezi isterler, onu bunu isterler. Ama köy kesiminde gidip de teyzeye sorduğunuzda bunların hiçbirini istemez ki. Hiçbirini istemez. Karnını yani doyurmak ister o teyze. Aynen. Kimseye muhtaç olmak istemez. Kesinlikle, değil mi? Aynen öyle, o şekilde. Yani söylediğim gibi evet, burada nutuk atmak değil, yani dinlemek önemli. Hı hı. Evet, köydeki vatandaşımızın derdi, köylümüzün derdi daha başka. Hı hı. Oradaki sıkıntı da yani yıllarca işte siyasetçilerin maalesef, herkes için tabii aynı şeyi söylemiyorum, hı hı, her milletvekilimiz için. Yani seçimden seçime oralara gidilmiş, sadece oralara işte destek alınsın, oy istensin. O isteyelim, o zaman gidelim şeklinde. Maalesef siyaset bu şekilde almış gidiyor. İşte ben bunu değiştirmek istiyorum. Yani oradaki vatandaşımızın isteği, talebi de gelinsin, gidilsin. Bizim işlerimiz pek aslında hamam köprü de istemiyorlar. Öyle yani, bir talepleri de yok. Tabii canım, tabii. Yani tabii. Sadece köylerimizin evet, altyapı sorunu, yol sorunu, çeşitli İşte muhtarlık binaları ya da orada bir sosyal tesis varsa düğün salonu gibi. Ne kadar her şey yapıldı desek de oralarda çok eksik var. Elektrik olmayan bir köyümüzü duydum geçenlerde. Çok enteresan hala mesela var. Yani. Hala var yani, evet. Eksiklik var. O açıdan yani köylerimiz bu anlamda bir takım eksikliklerin var, giderilmesinde muhtaç. Hı hı. Ama öbür taraftan da işte köyde yaşayan vatandaşlarımızın da derdi de hamam köprü istemiyorlar ama gelip bir sohbete, bir dinlenilmeye hasretler. Değerli izleyicilerimiz, bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar birlikte olacağız. Tekrar günün nabzını tutacağız ve ana haber bülteniyle birlikte olacağız. Hoşça kalın.